Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Doktor Nesrin Sezen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Bugün sizlerle bağışıklık sistemi hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. İster istemez kış sezonundayız diye çok fazla hastalıkla karşı karşıyayız. Özellikle global enfeksiyona ve üstüne de COVID ve COVID'in birçok yan türevleri diyebiliriz. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Bağışıklık sistemi nedir? Nasıl çalışır? Bağışıklık sistemi vücudumuzu virüslere, bakterilere, mantarlara karşı koruyan, dışarıdan gelen pek çok etkiye karşı koruyan, onlara karşı antikor üreten ve onlarla savaşan bir sistem. Bir doğal genetik yapımızdan gelen bağışıklık var. Bir de daha sonradan edinilmiş bağışıklık var. Doğal gelen bağışıklık ailemizden, anne babamızdan aldığımız bağışıklık, sonradan gelişen ya da edinilmiş bağışıklıkta aşılar ya da hastalıkları geçirerek elde ettiğimiz bağışıklık. Peki nasıl çalışıyor? Dışarıdan bir etkiyle karşılaştığımız anda, yani bu etki pek çok farklı sebep olabilir. Öncelikle işte bu kış döneminde virüsler, bakteriler, COVID mesela ya da COVID benzeri virüsler veyahut da başka bir nedende bir travma da yine aynı şekilde bağışıklık sistemini etkileyebilir. Ve vücut bunlara karşı koruyucu bir takım antikor dediğimiz maddeler üretir. Hı hı. Ve bunlarla bu etkenleri mümkün olduğu kadar yok etmeye, onları etkisiz hale getirmeye çalışır. Hı hı. Çalışma şekli tamamen onları yok etmek ya da etkisini azaltmak üzerine. Peki bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman şimdi insanoğlunun vücudunun hakikaten önemli bir sistematik içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Bağışıklık sisteminin önemi hani ayırt edilemez şekilde gayet büyük bir ölçüt taşıyor. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi dediğimiz zaman nasıl yorumlayabiliriz ya da neler söyleyebiliriz? Bağışıklık sistemi tabii ki çok 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 önemli. Yani bu yatsınamaz ya da reddedilemez bir şekilde çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi vücudumuzu bütün dış etkenlere karşı korumakla görevli. Dolayısıyla bu etkenler ne olursa olsun onlara karşı koruyucu bir takım maddeler üreterek onları yok etmek, onları ortadan kaldırmak, zararlı etkilerini mümkün olduğu kadar azaltmak şeklinde çalışır. Farklı organlarda, farklı şekillerde bağışıklık sistemi yerleşir ama en çok bağırsak florasında yerleşir. Hı hı. Bağışıklık sistemimizin %80-90'ı bağırsak florasında yerleşir. Tabii bunun yanında dalak, timus dediğimiz organ, kemik iliği pek çok başka yerlerde var ama en çok dış etkilere de açık bağırsak olan bir sistem olarak mide bağırsak sistemimiz ve bağırsaklarımız çok önemli. Bağırsak florası çok önemli. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizin çok büyük bir oranı da orada yerleşir. Peki bu kapsamda baktığımız zaman doğuştan gelen bağışıklık ya da sonradan kazanılmış bağışıklık olarak neler diyebiliriz? Doğuştan gelen bağışıklıkta tabii ki genetik yapımızdan kaynaklanan, annemizden, babamızdan aldığımız genlerin ve DNA'ların sonucunda ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi. O yüzden de anne ve babanın beslenmesi, yaşam şekli, hamilelik sürecinde annenin beslenme şekline dikkat etmesi, yaşam şekline dikkat etmesi, işte sigara içmemesi, bir takım zararlı maddelerden uzak durması, bol su içmesi, mümkün olduğu kadar hareket etmesi, bunlar çok önemli. Stres, gerginlik çok önemli. Direkt bağışıklık etkiliyor. Sistemini en çok etkileyen, kötü etkileyen nedenlerden bir tanesi de stres ve gerginlik maalesef. Dolayısıyla doğumdan sonra anne sütü alması da çok önemli. Çünkü anne sütünde bağışıklık sistemimiz için çok önemli maddeler var. Bunları başka bir şekilde karşılamamız mümkün değil. Özellikle ilk birkaç günde salgılanan kolostrum dediğimiz anne sütü bağışıklık sistemi için çok önemli. Daha sonrasında yavaş yavaş çocuğun kendi bağışıklık sistemi gelişmeye başlar. Zaman içerisinde, süreç içerisinde ve
aşılarla ya da bir takım rahatsızlıkları geçirerek kendi koruma yöntemlerini geliştirmiş olur. Peki bazı sebepler var bağışıklık sistemimizi ve direncimizi zayıflatan. Bunlar nelerdir? Bağışıklık sistemimizi zayıflatan en önemli nedenlerden bir tanesi beslenme şeklimiz, bağırsak flora bozukluğu. Dolayısıyla bağırsak flora bozukluğu olduğu zaman maalesef ilk dışarıdan aldığımız gıdalar, her türlü virüs, bakteri önce ağız burun yoluyla maalesef ki mide bağırsak sisteminden geçiyor. Dolayısıyla beslenme şeklimiz çok önemli. Soluduğumuz hava çok önemli. Tükettiğimiz gıdaların sağlıklı olması çok önemli. Vitamin mineral dengesi çok önemli. Bir takım vitamin minerallerin eksik olması da bağışıklık sistemini kötü etkileyebilir, zayıflatabilir, güçsüzleştirebilir. Stres, gerginlik çok önemli. Çünkü stres, gerginlikle birlikte hem bağışıklık sistemi hem hormonal denge değişir maalesef ki, kötü etkilenir. Dolayısıyla insanın yaşadığı ortam, çevre, soluduğu hava, beslenme şekli, vitamin mineral dengesi, bunların hepsi bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasında çok önemli. Peki ben bir şey sormak istiyorum hocam. Saydığınız maddeleri göz ardı edemeden, şimdi işte yaşadığımız şehrin havası, işte yediğimiz, içtiğimiz beslenme tarzı ya da işte stresten uzak olma. Maalesef ki günlük rutin iş hayatında ya da rutin yaşam içerisinde bunlardan uzak kalma imkanı yok. En basitinden indirgediğimiz zaman, aslında en basit değil de en aşağıdan indirgediğimiz zaman yediğimiz besinlerin bile organik olanını bulmak ya da diyelim organik olanını buldunuz, maliyet olarak hakikaten herkesin her bütçeye uygun gelebilecek durumlarda değil maalesef. Biz bunlarla birlikte genel anlamda daha insanların, her insanın bütçesi anlamında da ve yaşam alanı anlamında da düşündüğümüz ya da indirgediğimiz takdirde bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Söylediğiniz çok doğru. Maalesef ki bir fanusun içinde yaşamıyoruz. Evet. Yaşayamıyoruz. Yani yaşadığımız şartlar, beslenme şeklimiz, biz ne kadar istersek isteyelim. Maalesef. Bize çok bağımlı olmayan nedenlerden dolayı kötü etkileniyor. Burada yapacağımız şey, bunlardan tamamen kaçmak imkansız. Ama mümkün olduğu kadar vitamin mineral dengemizi sağlayarak, bunları destekleyerek, mümkün olduğu kadar daha doğal gıdalara, evde pişmiş yemeklere, bir takım probiyotik özelliği olan gıdaları tüketerek, zararlı maddelerden mümkün olduğu kadar uzak durarak, işte sigara içmeyerek, mümkün olduğu kadar alkol tüketmeyerek, mümkün olduğu kadar spor yaparak, mümkün olduğu kadar yapabiliyorsak stres ve gerginlikten uzak durarak. Peki ben tek bir madde başlığı altında soracağım. Kefirin bu noktada önemini, hani her insanın yapabileceği ya da ulaşabileceği noktada çünkü. Birçok yerde de duyuyoruz, okuyoruz kefirin önemini. Siz de anlatabilir misiniz hocam rica etsem? Tabii ki. Kefir gerçekten çok önemli. Çünkü probiyotik özelliği olan gıdalardan en önemlilerinden bir tanesi. Hı-hı. Ve bizim de çok rahatlıkla kendimizin hazırlayabileceği bir gıda. Çok rahat tüketebileceğimiz bir gıda. Dolayısıyla kefir tabii ki tüketmek çok faydalı. Ancak bazı kişiler, mesela işte sütü tüketemeyen ya da laktoz intoleransı olan bazı kişiler kefiri de tüketemeyebilir. Bazen bu şekilde reaksiyonlar olabiliyor. Ancak onun yerine geçebilecek, eğer öyle bir durum varsa, başka gıdalar, işte ev yapımı turşular, işte hep söyleniyor kemik suyu, et suyu. Evet. Mümkün olduğu kadar dışarıda hazır işlenmiş rafine gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmak. Olabildiğince işte yoğurdumuzu kendimiz yapmak. Olabildiğince tabii ki bu imkanlar çerçevesinde doğal gıdaları tercih etmek. Bunlar önemli. Bir de tabii ki bununla birlikte mümkün olduğu kadar antibiyotik kullanmaktan kaçınmak. Çünkü bağırsak florasını en çok bozanlardan bir tanesi antibiyotikler ve ilaçlar.
çok gerekli olmadıkça kullanmamak. Bunlar önemli. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için en azından bunlara, kendi yapabileceğimiz çerçeve içerisinde bunlara dikkat etmek hiç yoktan iyidir. Son olarak seyircilerimize ne gibi önerilerde bulunursunuz? Az önce söylediklerime ek olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek bazı tamamlayıcı tıp tedavileri bu konuda devreye girebilir. İşte vitamin mineral destekleri, ozon tedavisi, akupunktur, beslenmenin düzenlenmesi, bazı eksik minerallerin yerine konulması. Yani tamamlayıcı tıp tedavilerinden bu konuda destek almak bence bağışıklık sistemini güçlendirmek için, desteklemek için iyi olur. Özellikle bu COVID döneminde gerçekten ozon en çok uyguladığımız, en iyi sonuçları aldığımız tedavilerden bir tanesi. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.